Van'ın potansiyeli olan geçmiş yıllarla baktığımızda 230 bin ton kömür kapasitesi vardı. Bugün iki depremden sonra, 2011 depreminden sonra böyle baktığımız zaman bu potansiyel hem doğal gazın gelmesiyle hem sosyal yardımlaşmanın dağıtmış olduğu kömürleri de göz önünde bulundurarak pazar payımız %80 oranında bir daralma mevcuttur. Diyoruz ki sosyal yardımlaşma vakfının düzenlemiş olduğu sosyal devlet anlayışı adı altında her mağdur aileye birer çek versin, birer kupon şeklinde bir şeyler versin. O insanlar istediği kömürcü esnafına, istediği yere gidip hem burada kaliteli kömür alır, hem bunu yaptığı zaman da şehrin ekonomisine katma değer sağlamakta olacaktır yani bu. Biz bunu bu şekilde düşünüyorduk yani doğal gazın gelmesiyle beraber diyorduk ki bizim kömürcüler sitesi, kömürcüler esnafımız TOKİ'lerden yapıldıktan sonra doğal gaz açığını orada kapatacak. Biz burada devletten herhangi bir kredi istemiyoruz. Biz devletten herhangi bir yardım istemiyoruz. Bizim sadece devletten tek isteğimiz var. Biz burada kümelenmiş 62 tane esnafımız var ise, geçmişte 700 insan istihdam ediyor ise bugün eski işimizi istiyoruz. Bunun yanında bir de kursan kömürcüler var. Burada kursan kömürcülerle baktığınız zaman belediyenin üzerine düşmesi gereken çok büyük görevler var. Örneğin biz daha önce belediyeden bazı şeyler talep ettik. Zabıta denetimlerinin sıkılaştırılması konusunda. Tabii ki bu belediye de tek de yetinmiyor. Bunun belediyeyle beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da denetimi çok önemli. Bunlar da ele alması lazım. Çok gider. Şu anda 30-40 bin ton orada da bir alışları oluyor. Direkt orada ihalesini yapılıyor. Bizimle hiçbir alakası, hiçbir teklif, hiçbir şey almadan direkt haberimiz olmadan orada kümeleri veriyorlar. Yani gerçekten burada 62 tane esnaftık. 62 esnafın şu anda 20 esnafa düşmüş. Bu 20 esnafın da sıkıntıları çok büyük. Sonbahar geldi. Hava kirliliğini siz de görürsünüz. Çok yoğun bir şekilde belki Van birinci derecede hava kirliliği olan bir il durumuna gelmiş. Bu da hep sosyal yardımlaşma kümürlerden kaynaklanan bir şey. Bizim de önerimiz bu. Devlet onları o kümürün yerinde o verdiği insanlara bir fiş verse, o parayla gelip istediği kalitede, istediği güzel bir kümürü bu sitede alması bizim için daha gerçekten de Van için de daha güzel bir şey. 2013'ün maalesef çok kötü gidiyor. Niye kötü gidiyor sebebi de ben kardeşime izah edeyim. Şu an bir ton kömür 150 bin liradır. Net alışınızda. Fakat o 150 bin liranın içerisinde dolar 2 bin liraya kalkmış. Hiçbir kazancımız yok. Bir tarafta da bu fakir fonu. 52 bin ton midir ne midir ben net olarak bilmiyorum. 52 bin ton herhalde tahminime göre. Bir tarafta fakir fonu vurduluyor. Bir tarafta da doğal gaz. %40'ı doğal gaz götürdü. %30'ı deprem götürdü. Gelin burada şu an 60 tane, 61 tane esnafımız var. 61 tane esnafın içerisinde şu an 20 kişiyi aktığa varıyor yok. Odun fiyatları şu an meşe 400 bin yataladır. Kavak şu an 350 yataladır. Bizdeki olan bu. Dörtüye girerse de 600 bin yataladır. Koru. Koru, evet. Koru 600 bin yataladır. Kış sezonu yaklaştıkça kömür fiyatları artıyor yani bu kömürcülerin her zamanki doğal halidir yani. En azından yani yazın Temmuz Ağustos'unda alan ve şimdiki arasında bir 100 bin lira bir oynama oluyor kömür fiyatlarında. Biz de tabii şehrimiz fakir bir şehir olduğu için ekonomiyinde yani şartlar bizi zorladıktan sonra biz yeni kömür almaya geliyoruz. Gelince de tuzlu fiyatla karşılaşıyoruz. Doğalgaz geldi. Biz de dediğim gibi bir an önce onu evimize temiz olan o yakacağı evimize yetiştirmeye çalışıyoruz ama maalesef doğalgaz ilerleyişi çok zayıf. Yani yıllardır gelmiş ama hala merkezi bir yerde oturduğum halde hala bana ulaşmamış. Kumur istime kumur yok mu ne? Fiyatı hiç mi? Fiyatı hiç boş. Fazla fiyatı ne? Ha. Oddi. Ha. Cemil de hoş. Hapsi de tunovi peşin. Taksitici hapsi pinciye. Tunovi sorayı. Beşen de ülkeri. Kodim de tonu ülkeri. Tensi güç dar ülkeri. Ara mağda kudu. Amda kavtın vani ra. Ayda ra. Zistani ra.
Bir satış kimi? Tabii bir sürü bir şey boş var. Belki bir satış kimi? Hiç belli yardım kömürü. Belli... Evet, satışım için yine. Ben hem doğal gaz hatta hem yardım kömürü. Hatta yardım kömürü zaten hem zengin istiyorum hem fakir istiyorum. Evet. Bir de sat 1000 ton kömür vani belaf getirdim. Sat 1000 ton kömür neresine miydi? 2000'den beri buralarda çalışıyoruz. Bu son 2 yıldır kömür işleri çok durgun. Esnaf kan alıyor. Hiç çalışamıyor. Haftada kazandığımız 75-50 milyon para oluyor. Yardım kömürü bir de doğal gazın gelmesinden dolayı işler, buradaki işler de bayağı bir durgun olmuş.